Merhabalar, ben psikolog Rabia Aslan. Ahi Psikoteknik Merkezi'nde görev almaktayım. Aynı zamanda da çocuk ve ergen alanında çalışıyorum. Bugün sizlere psikoteknik merkezlerimizde uyguladığımız testin içeriğinden bahsetmek istiyorum. Bize gelen adayları biz simülasyon aracı içerisinde 12 teste tabi tutuyoruz. Bu testlere baktığımızda birinci testte sürekli dikkat testi dediğimiz bir test. Kişinin oradaki dikkatini ölçmeye çalışıyoruz. Diğer bir testimiz muhakeme testi. Çeşitli şekillerden oluşan sorularla birlikte kişinin muhakeme yeteneğine burada bakılıyor. Diğer bir testimiz de koordinasyon testi. Simülasyon aracı içerisinde direksiyon eşliğinde kişiye bir araba sürdürülüyor. Buradaki koordinasyonu ne boyutta ona bakıyoruz. Dördüncü ve beşinci testlerimizde ise kişinin ekrandan kaybolan bir cismi ne boyutta takip edebiliyor, tahmini ne kadar, hızı ne kadar buna bakıyoruz. Altıncı testimiz ise gerçek trafik ortamında çekilmiş bazı görüntülerdeki hataları ve ihlalleri bulmalarını istiyoruz. Yedinci testimize baktığımızda da burada kişinin yine dikkatini ölçen farklı bir testi uyguluyoruz. Sekizinci ve dokuzuncu teste baktığımızda yine burada tepki hızını ölçüyoruz ve aynı zamanda görsel algı bellek testini uygulayarak kişilerin hafızasında bazı görüntülerin ne kadar sürede kalabildiğine bakıyoruz. 10. testimizde ise çevresel görüş testi adı verdiğimiz bir test. Kişinin aynı anda hem ekrandaki hem de pedalları kullanarak aynı anda ne kadar bunları yapabiliyor, bunları ölçüyoruz. 11. testimiz ise görsel süreklilik testi dediğimiz ekrandaki bir yolu ne kadar takip edip sonuca varabiliyor. Buna bakıyoruz ve 12. son testimizde ise kişilik testi adı verdiğimiz bazı sorulardan oluşan bir kişilik testi ve kişiye en yakın cevapları işaretleyerek bulmasını istiyoruz. Netice itibariyle biz de ortalama 1 ila 1,5 saat süren bu testin sonucunda kişi bizden aldığı sonucu psikiyatriste götürerek orada onaylatıyor ve 5 yıl kullanacağı psikotekniğe sahip oluyor.